Bu audio yazının hakikiliğini tasdikleyeyim ben. Bu audio yazıdaki avazlar birisi benimki ve ikincisi benim hemsohbetimin avazı. Sohbettaşım jurnalist Alim Mirzayev. Bu yigit bir paytlar Men Yazıklar Sayuzu'da 1990 yıllarda işlegen paytımda bu yigit bizde Yazıklar Sayuzu'da benim yardımcılarımdan biri olup işlegen. Özbekistan'da devlet töntarışı ricası mende hiç kaçan bulmagan. Şunday bir fikrini 1992 yılda yani Karimov saylovdan bilen ketmeydi. Karimov'un güç bilen hakimiyetten uzaklaştırış gerek degen bir fikrini ve bunun için şart şarait yetilgenini bitti o şey devlet erbablarından bittesi Özbekistan'da meşhur bir kişilerden bittesi menge etken idi ve hatta bunu emelge aşırış gerek degen teklif bilen menge çıkan idi. Ben bu teklifini o şanda rad kılgen ben çünkü bu aksiya kan tokleşige sebep bolar yedi, bugan bolar yedi ve yüda köp NATO işleri kılıngan bolar yedi eğer biz bu teklifini, eğer ben bu teklifini kabul kılgen. Şunun için ben bu teklifini rad ettim ve hiç kaçan bundan pişayman bu benim yok. Bu mavzu açılganlığına sebep, eğer biz kaytadigan bulsak Özbekistan'a mutlaka katta bir meeting bile açışımız gerek. Yani biz özümüzün programmamızı ve Karimov'dan keyingi hakimiyet nimeler bile şunlanıştırak ve nimeler kılışı mümkün Özbekistan'a özgürtüksün. Bunu halkara bir forumda elbette bu kabul kılış gerek, bu bir plan bile açışımız gerek. Ve bunun için elbette Samarkand, Qo'qon ve Jizzax, Toshkentga eng yakın mintaqalar. U yerdan adamlarını alıp gelip Toshkentda bu mashvaratni, bu bütün umumxalq bir qurultayni o'tkazish plani bor edi. Bu narsa Alimjonning aytgan taklifi shu yo'sinda bo'ldi. Ya gazi, ya şahit degen ibare fakat kurallı hareketlerine tegişli bir ibare emas. Her kanday kuraşta, siyasi kuraşta hem insan ya gazi, ya şahit oladı. Yani o şak kuraşta özünü bağışlayan insan özünün hayatını ortaya koyup kuraşadı. Şu manada bu bir simbolik bir ibare ve bundan ters mazmun çıkarış yakşı niyetten delalet emas. Bu mavzuda evvel hem gapirgan ben. Özbek muhalefetinin 30 yıllık faaliyetindeki en zayıf cihat, bunun daim maliyevi teminleme geneydi. Mesela Türkiye'de parlamentke kirgan partiyalar devlet tarafından subsidiye kılmadı. Deylik, parlamentte 3. partiye bugün MHP, Milliyetçi Hareket Partiyası, devletten 60 milyon dolar pul alardı her yıl. Bu bir yıllık bütçeydi bu partiden. Bu partiyeden katlara bugün partiyeler, birinci ve ikinci partiyeler ise ondan iki misli kubrak pul alardı devletten. Ama bizde bu narsa yok. Mesela ben 91. yılda dekabr ayında oşa prezidentlik saylovlarında katnaşken ben Karimov'a karşı rakip edim. Benim rakibim o şapayette devlet başında bugün İslam Karimov menge ciretilgen mablağını bu sayılığı vermedi. Bir tiğine vergeni yok. Biz o şap kongüller toplagen 5-6 son pul bilen bu sayılığını ötkezgenimiz. Ve şunge karamay halk bize avaz vergen.
o'sha mustaqil kuzatuvchilarning fikriga ko'ra hatto biz 50%dan ko'proq ovoz olganmiz, lekin Karimov hiyla qilib buni 12.7%gacha indirdi bu raqamni. Ya'ni biz deyarli bir so'mdan pulimiz bo'lmagan holda davlat tarafidan berilgan mablag' bo'lmasa ham shu raqamni olishga erishganmiz. Endi tasavvur qiling, agar bizning partiyamiz moliyaviy ta'minlanganda edi, albatta saylovda hech shubha qoldirmaydigan bir shaklda g'alaba qozongan bo'lardi. Bugun ham bu moliyaviy ahvolimiz o'zgargani yo'q. Avval qanday bo'lsa shunday, bizning ta'minlanayotgan na bir davlat, na bir millioner bor. Biz hali ham o'zimiz faoliyatimizni, afsuski, shu qiyin bir sharoitda, faqat siyosiy repressiyalar sharoitida emas, balki moliyaviy qatag'on sharoitida o'tkazyapmiz. Tojikiston va Qirg'iziston yo'llarini ochib beraylik degan gapning mazmuni shundaki, Tojikiston va Qirg'izistonda juda ko'p o'zbeklar, qochib yurgan o'zbeklar ko'p. Hozir bugun ham o'sha o'zbeklar ham bizga destak sifatida bizga O'zbekistonga kirishini biz o'ylaganmiz va bu narsa bizga katta chiqarda destak bo'ladi deb o'ylaganmiz. Menimcha Olimjon Mirzayev o'shani nazarda tutgan. Garchi Olimjon Mirzayev bu masalada yana ham ochiqroq o'zi javob berishi mumkin. Vatanga qaytish uchun Tayyip Erdo'g'andan men destak istaganman. Ammo bu keyinroq bo'ldi. O'sha bu audio yozuv yozilgan paytda, ya'ni Mirziyoyev hukumatga kelgandan darrov keyin emas, balki ancha vaqt o'tgandan keyin Mirziyoyev rasman prezidentlik vazifasini bajara boshlagandan keyin bu destakni men istadim Tayyip Erdo'g'andan va Tayyip Erdo'g'an O'zbekistonga qilgan safarlaridan birida mening o'sha iltimosimni shaxsan Shavkat Mirziyoyevga yetkazdi. Va afsuski, bu iltimosimga Mirziyoyev tarafdan hech qanday javob bo'lgani yo'q. Vatanga qaytishdan maqsad, albatta, Karimovning 27 yillik o'sha qatag'on siyosatdan keyin, repressiya davridan keyin ülkede zudlik bilan o'tkazishi lozim bo'lgan siyosiy islohotlarni o'tkazishga turtki bo'lish uchun muxolifatni vatanga qaytish kerak edi. Va bizning bütün harakatlarimiz mana shu yo'nalishda bo'ldi. Buning orqasidan boshqa bir narsani axtarishning keragi yo'q. Men agar bu siyosiy jarayon boshlanib, o'zgarishlar, pozitiv o'zgarishlar qaytishi mumkin bo'lmagan bir saviyaga kelsa, muxolifatni tark etish niyatim ham bor edi. Ya'ni islohotlar, yetarki islohotlar boshlanib ketsin va davlatimiz bir yorug'likka chiqsin va xalq zulmdan qutulib o'sha hur hayotiga boshlasin. Bizga muxolifatda bo'lish yoki iqtidorda bo'lish hech muhim emas degan fikr doim menda bo'lgan va Karimov o'limidan keyin ham mana shu maqsad bilan men davlatga qaytmoqchi edim. Ya'ni u yerda boshlanishi muhtamal bo'lgan, biz kutgan, umid qilgan islohotlar boshlansa, bu islohotlarga yordam berish maqsadida qaytmoqchi edim va buni ochiq gapirdim ham o'sha matbuotda. Boshqa bir mening niyatim bo'lgani yo'q hech. Bilasiz, bir yil oldin Muhammad Solihning o'sha vatanga qaytib kelishini talab qilgan 500dan ko'proq 500dan oshiq davlat prezidentga, davlat rahbariga 500dan oshiq o'sha ziyolilar bir maktub yozib mening qaytib kelishimni talab qildilar.
va bu narsa hali ham o'zining o'sha aktualligini yo'qotgani yo'q va bu narsa xalq ichida hali ham muhokama qilinyapti. Mana shu muammosizning qaytishini oldini olish uchun qilinayotgan bir harakatlardan navbatdagisi bu. Chunki davlat xavfsizlik xizmati bizning qaytishimizdan, muxolifatning yangidan faoliyatga boshlashidan manfaatdor emas. Chunki agar bu yuz bersa, ular ham o'zining javobgarlikka tortilishidan qo'rqadi. Chunki mutlaqo muxolifat o'sha Karimov davrida 27 yil davomida o'tkazilgan bizga qarshi qilingan, xalqqa qarshi qilingan repressiyalarni, repressiya sababchilarini javobgarlikka tortishini albatta kun tartibiga qo'yishidan qo'rqishyapti. Va o'shaning uchun ham mening qaytishimga juda qattiq qarshi. Va bu e'lon qilingan audio ham o'sha Muhammad Solihning qaytishiga to'siq bo'lish uchun bunga yangidan bir nima to'qib, jinoyat to'qib, bunga jinoyat ish ochib O'zbekistonga kirishiga to'siq qo'yishdan boshqa bir maqsad tashimaydi buni audio.